كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Ey oğul, alimlerin meclisinde bulun. Hikmet ehlinin sohbetlerini dinle. Çünkü Allah Celle Celaluhu kuru toprağı yağmurla nasıl canlandırırsa ölmüş kalpleri de hikmetli sözlerle öyle diriltir. Her zaman biz ne diyoruz kardeşim? İlim meclisi, sohbet meclisi, alimlerin meclisi, hikmetli sözlerin peşinden gidin diyoruz. Bak biz deminden beri hikmetli sözler söylüyoruz. Ben hikmet ehli değilim. Hikmet ehlinin sözlerini söyleyen biriyim. Nakil ediyorum. Birilerinin bir şeyler yapması lazım. Biz o işi yapmaya çalışanlardanız. Alimlerin meclisine bulun. Alim değiliz. Alimlerin sözlerini naklediyoruz. Ayet naklediyoruz. Hadis naklediyoruz. Nakliyeciyiz biz. Evden eve nakliye yapmıyoruz. Oturduğumuz yerden herkese, ümmeti Muhammed'e naklediyoruz. Gavurlara da naklediyoruz. Bizi gavurlar da dinliyor. Ateistler de dinliyor. Mealciler de dinliyor. Vahabiler de dinliyor. Müşrikler de dinliyor. Tabii ki de. Rabbim hepsine hidayet nasip etsin. Amin. Şimdi alimlerin meclislerinde bulun. Bir kimse ilim öğrenmek niyetiyle evinden çıkarsa, gittiği yolda ölürse şehittir. Hadis. Bir kimse ilim öğrenmek üzere evinden çıkarsa melekler o kişinin ayaklarının altına kanatlarını seriyor. İlimden bir mesele öğrenmek 1000 rekat nafile namazdan efdaldir. Bir kimsenin 1 saat ilim meclisinde bulunması 70 sene evinde nafile ibadet yapmasından efdaldir. Boşuna mı diyoruz kardeşim? Dua edelim de şu korona bitsin, şu kalksın da sohbet meclisimiz yine dolsun. Dolsun sohbet meclisleri. Taşsın. Sokaklar almasın. Niye? Ayet konuşuyoruz. Hadis konuşuyoruz. Ayet dinlemeye gelmeyen adam, hadis dinlemeye gelmeyen adam nereye gider kardeşim? Gideceği yeri biliyorsun kardeşim. En hafifi sokakta, köşe başında, internet kafede, PlayStation kafede, bilmem ne kafede. En hafiflerini söylüyorum. Boş muhabbetlerin olduğu yer kardeşim. Ötesini biliyorsun zaten. Ötesini söyleme gerek yok. Ya ilim meclisi ya küfür meclisi. Ortası olmuyor maalesef. Olmuyor, olmayacak. Bir yerde ilim konuşulmuyorsa kardeşim, bir yerde Allah için bir şey konuşulmuyorsa mutlaka orada boş muhabbet vardır. Alimlerin meclislerinde bulun. Hikmet ehlinin sohbetlerini dinle. Bak bir sürü Allah dostu var. Hikmet ehli var. Efendi Hazretlerimizin eski sohbetleri var. Gavs Hazretlerinin eski sohbetleri var. Konyevi Hazretlerinin sohbetleri var. Aç dinle. Bunlar Allah dostu. Onları dinle kardeşim. Ben beni dinle demiyorum. Bir sürü hoca var, alim var, şeyh var. Onları dinle. Niye? Bir şey kaparsın. Kulaktan bir girer. Bir Allah dersin. Hidayet bulursun kardeşim ya. Bir bakarsın geçmişsin. Herkesi geçmişsin. Allah Celle Celaluhu'nun sayılı kullarının arasına girmişsin. Ama nasıl oluyor bu iş? Bir adam nasıl Allah Celle Celaluhu'nun sayılı kulları arasına girer? Bak kardeşim. Belki de küçücük gördüğün şeylerle. Bişri Hafi Hazretleri'nin örneğini çok veriyorum. Vermeye devam edeceğiz bu örneği. Yerde ıslanan Allah lafzı yazılı kağıda alıp, bak Bişri Hafi Hazretleri ya sarhoş. Bağdat'ta içilen bütün içkileri o ısmarlıyor. Öyle. Yani sarhoş gezmediği gün yok. Ama işte aması var. Ne yaptı? Yerdeki Allah lafzını aldı. Islak lafzı eve götürdü. Kuruttu. Evinin baş köşesine astı. Allah Celle Celaluhu dedi ki bu benim has kulumdur. Bu benim dostumdur dedi. Bişri Hafi Hazretleri oldu. Bak. Bişri Hafi Hazretleri'nin tövbe ettikten sonra ayağına bir kere terlik giymediğini biliyor musunuz? Ayağına bir kere ayakkabı giymediğini biliyor musunuz? Bilmiyorsun. Onlar işte öyle terbiye, öyle tövbeliydi. Öyle terbiyeliydi. Niye? Dedi ki ben dedi tövbe ettiğim zaman ayağımda terlik yoktu. Çünkü sarhoş ya, ayağında ayakkabım var, ne var bilmiyor. Ama işte o halde bile yerdeki Allah lafzını aldığı için Allah Celle Celaluhu'nun sayılı kulları arasına girdi. Bununla alakalı çok örnek var. İbrahim bin Ethem Hazretleri var. Bir sürü ama bir sürü Allah dostu var sonradan tövbe eden. Ya nasıl oluyor kardeşim, nasıl oluyor? İşte hürmet, bir potansiyel. Potansiyel ne demek? Biri seni sohbete mi çağırdı? Biri seni bir yere mi çağırdı? Ya bir git ya. Allah için bir git ya. Tamam kardeşim, hani meraklı değilsin. Ya ben sohbeti sevmiyorum, daralıyorum bunu. Tamam eyvallah, hadi ona da eyvallah. Ya ben bir kere git. Bir 10 dakika otur. Bir 15 dakika otur. Belki bir şey kaparsın da. Bak belki bir şey kaparsın da kurtulursun. Nereden mi biliyorum kardeşim? Yorumlar geliyor. Mesajlar geliyor. Hocam namaza başladım. Tövbe ettim. Ebu Hanzala'yı dinliyordum. Dinlemiyorum. Mehmet Okuyan sahtekarını dinliyordum. Dinlemiyorum. Caner Taslaman'ı dinliyorum. Dinlemiyorum artık. Bak bunları dinliyordum ben. Sayıyor şunu dinliyordum, artık dinlemiyorum. Bak aa böyle yanlışım varmış, artık yapmıyorum. Niye? Dinlemek de oldu. Niye? Çünkü oraya katılırsan ilim meclisine. Burası da bir ilim meclisi. Sen gelemiyorsun. Tamam. İnşallah bu hastalık kalkınca geleceksin. Tamam. Sen şu anda uzaktan dinliyorsun. Bu mecliste yazılıyorsun sen. Sen ilim meclislerinden bir meclistesin. Hiç merak etme. Bununla alakalı çok kardeşler bize yorum atıyor, mesaj atıyor. Hocam diyor Amerika'dan dinliyorum diyor. Sen diyor işte diyor ilim meclisinden bulunmanın faziletini alıyorsun. Ben ne yapacağım? Merak etme kardeşim. Sen Amerika'dan bizi dinlerken keşke ben İstanbul'da olaydım da orada bulunaydım niyetiyle dinlersen sen Allah Celle Celaluhu'yla burada bulunmuş gibi sevap alıyorsun. Hiç merak etme. Ameller niyetlere gelir. İnnemel amale binniyye. Müslümanın niyeti amelinden üstündür. Niyet amelden daha üstün. Tabii ki de. Bak bir adam dese ki ya bu yaşanmış. Şu diyor dağın diyor tamam bak. Dağın diyor tamamı koskoca bir dağ. Altın olsa diyor. Keşke hepsini diyor Allah yoluna tasadduk etsem. Bak kalbinden geçiriyor ya. Allah Celle Celaluhu zamanın peygamberine diyor. O kuluma git söyle. O kuluma diyor, söyle. Ben diyor o kuluma o dağın tamamı altınmış. O kulum da o dağın tamamını almış. İnsanlara, fakirlere sadaka vermiş. Dağıtmış gibi sevap yazdım. Al sana sevap kardeşim. Gördün mü niyeti? He? Ekran başında izliyorum. Ya işte biz gelemedik, biz katılamadık. Ya biz acaba şey olduk mu, faydalandık mı? Hiç merak etme. Niyetin sahih. Aldığın sevap sahih. Niyet hayır, akibet hayır. İnşallah. Devam ediyoruz. Çünkü Allah kuru toprağı yağmurla nasıl canlandırırsa ölmüş kalpleri de hikmetli sözlerle öyle diriltir. Senin kalbin ölmüş, sen günde 500 defa kelime-i şehadet getirsen ne olur? Mübarek adam. Sen evvela namazını kıl. Sen evvela onlardan kurtulmak için bir adım at. Bir adım at ki Allah Celle Celaluhu, şeytan kim ya? Ya Allah Celle Celaluhu, şöyle hani bir misalle anlatayım. Hani bir meleğine, Cebrail Aleyhisselam'a ya da herhangi bir meleğine emretse, melek şöyle kanadını şöyle bak, kanadını tüyle şöyle tık etse şeytan 5000 kilometre kaçar. Bak anlayacağınız dille anlatıyorum yani. Yani sen şeytandan kurtulamıyorum diyorsun, ağlıyorsun. Allah Celle Celaluhu bir tane melek gönderir. Melek ya bak. Aa, örnek veriyorum sana. Meleğin kanadının tüyü şu kadar, anlayacağınız tabirle konuşayım. Bak tık etse 5000 kilometre öteye kaçar şeytan. Ve sen de o vesveselerden kurtulursun. Ama işte maalesef kardeşim, aman şöyle mi? Aman böyle mi? Aman ben vesvese. Aman ben. Ya 10 defa gusül abdesti alan ama ya. Acaba kuru yer kaldı mı? Acaba abdesti aldım mı? 3 mü kıldım? 5 mi kıldım? Bak oluyor bak. Bize de vesvese geliyor. Ya bana da ya bir ara takıntılı oldum. Acaba Sübhaneke okudun mu diyorum. 4. rekatta bir de. 1 oldu, 2 oldu. Bak. Ama işte hani biraz az bir şey, zerre kadar ilim olduğu için, zerre kadar ilmimiz olduğu için, zerre kadar fazlası yok. Zerre kadar ilim olduğu için vesvese olduğunu anlıyoruz Allah'ın izniyle. Hemen taktiği biliyoruz. İhlas, Felak, Nas, Ayetel Kürsi, abdeste dikkat ediyoruz. Yediğimize içtiğimize dikkat ediyoruz. Tak düzeliyor. 3 mi kıldım 5 mi kıldım? Şeytan sana vesvese veriyor. Acaba onu okudum bunu okudum mu? Hemen az bir şey ilmin varsa bunun şeytandan olduğunu anlarsın ve baş edersin. Ama sen kapılmışsın, gidiyorsun. Fırtınanın önüne kapılmış yaprak gibi, şeytan seni almış, kaderiyeciler gibi bilmem ne böyle uçup gitmişsin. Ben sana ne diyorum? Allah sana selamet versin. Amin kardeşim, amin.